Altısar Melek Hanım için. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burak Bey güzel bir performans sergilemesine rağmen beklediğimizden daha mütevazı bir puanla ayrıldı. Evet. İş size düşüyor. Bakalım. Bugün bir 9000 görmeliyiz. Evet. Yani İnşallah ama onu görenlerden birisi ben olurum. Ama yaptığımız sohbette Burak Bey'in sorularının arka tarafta rahat akabileceğini söylemiştiniz. Evet, bir de burada bakacağız. Dur bakalım. İnşallah o sorular tarzında şeylerdir bakalım. Sizin için. Başlıyorum. Başlayalım. Buyurun. Şeref, öz saygı, izzeti nefis, haysiyet. Bu sözlerin Fransızca kökenli karşılığı. Onur. Onur efendim. 400 puan değerli. Geliyor bir diğeri. 4 harfli cevapları bitiriyoruz. İkinci sorumuz. Gelip geçici, kalımsız anlamındaki Arapça kökenli sıfatı Fani. Alıyor. Sizi tebrik ederim. Nefes bile almadan. Tamam. Haydi 5 harfli cevaplara ki bu kısa bir soru. Eğreti düğüm diye sorduk bunu. Şöyle bir hani öyle kör düğüm değil. Şöyle bir bağcık diyeceğim ama kolay değil, çözülebilen düğüm. Bağcığı ne yaparız mesela birbirine? Hadi bir harf. Evet, bir harf alalım. Bir harf alalım. İlmek. Sizi tebrik ediyorum. 400 puan daha. Bir harf aldık, kendimizi rahatlattık. Nazar boncuğu olsun, evet, kenarda evet, dursun efendim. Şimdi dikkat. Bu 5 harfli kelimenin alt anlamlarından birini kullandık. Bu anlamı çok yaygın kullanılmıyor. Buyurun. Alt anlamı bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, daha güzeli muhit olan söz. Etraf. Tebrikler Melek Hanımcığım. Beni zorlardı bu soru, açıkça söylüyorum. Keza bu da. Çünkü bunun başka bir anlamı var daha yaygın kullanılan. Şunun da eş anlamlısı. Türbülans sözünün Türkçe karşılığı. Ve buyurun. Boşluk. Hayır. Hava boşluğu diye Hayır, düşünün. Hava boşluğu türbülans için kullanılıyor. Ama türbülans dediğimiz şey yalnızca hava boşluğu değilmiş. Hı. Aynı zamanda havadaki o akım, hortum. Şöyle yaklaşabilir miyiz? Bu 6 harfli kelime girdapla da eş ve yakın anlamlı kullanılır. Anafor. Değil. Türkçe bu. Sarmal. Burgaç. Nedir o? Burgaç. Çünkü sözlüğü saydık. Maşallahınız var. Ben yalnızca kapıyı gösterdim. Siz açtınız vallahi. Tebrik ederim. Buyurun gelsin yenisi. Dikkat, yine çok kolay değil. Kıyılara yakın yerlerde doğal haliyle veya artık daha çok insan eliyle oluşmuş balık yetiştirme veya avlama alanlarına verilen ad. Görmüşsünüzdür bazen böyle bir yuvarlak halinde hani evet, koylarda. Balık çiftlikleri de onların bir adı var tabii. Havzan gibi diyeceğim. Ne gibi? Havzan gibi. Kafiyeli. Onu söyleyebilirim. Evet. O şekilde aklımda. Hadi bir harf alın. Alalım bir harf. Buyurun. D harfi. Dalyan. İşte budur. Efendim, işte geldik 7 harfli cevaplara. Yani bu soruyla birlikte tam ortasında olacaksınız. İki kelimeden oluşuyor. Bir söz dizisi aradığınız cevap. Bu kelimeler birbiriyle yer değiştirip aynı anlamda kullanılabiliyor. Buyurun. Mecazen aceleci anlamında bir söz dizisidir. Canı tez. Sizi tebrik ederim. Vallahi bravo. İkinci 7 harfli cevap. Buyurun gelsin. Hoş bir kelime değil. Budala, aptal, ahmak. Bu anlamlarda batı kökenli bir sözcük. Çok var. Çok var. 8 harflisi, 7 harflisi özür dilerim. 7 harflisi. Andaval falan diyeceğim. Değil yabancı, batı kökenli. Bu batı kökenli. Bir harf alayım. Hadi bir harf. S harfi sondan üçüncü. Bir tane daha lütfen. Çok güzel. Sesli harfle başlıyor. Embesil. Bu iş bitti. 500 puan değerindedir. Yerleşir yerine.
8 harfli cevaplara uzanırız biz de. Yine iki kelimeden oluşuyor efendim. Sayısıyla birlikte oluşturulmuş bir tabir. Buyurun bakalım nasıl sorulmuş. Yemeğe parmak uçlarıyla atılan tuz veya baharat miktarı için kullanılır. Bir fiske. Bir fiske. 800 puan değerinde. Gayet güzel. Aynı hızı bekliyorum efendim. Birbiriyle kafiyeli kelimeler şöyle sorulmuş. Kalıplaşmış tabir. İnişli çıkışlı anlamında bir sözcük dizisi. İki kelime. Evet. Çok ünlü bir tekerlemede geçer bu kalıplaşmış tabir. Dere tepe. Tebrik ediyorum. Melek Hanım. Bravo. Şimdi birbirine çok yakın iki kelime vereceğiz. Bir de neyse o kadara gerek yok. Siz bakalım. Zaten çözersiniz. Kafanızı karıştırmayayım ipucu vereceğim derken. Görelim efendim nasıl bir soru. Türlü silahlar için patlamak ile eş anlamlı kullanılan bir söz. Patlatmak, özür dilerim. Türlü silahlar için. İşte türlü dedik, siz onu anlayın. Türlü dememizin sebebi zaten o silahları niteleyen söz bizim cevabımızın kökü. Ateş etmek. Tek kelime olsun. Ateşlemek. Bu iş bitti. 6500 puana çıkarttınız kasayı. 9400 puanda tünelin sonunda parıl parıl yanıyor. Son üç soru. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Taflanda derler. Yaprak dökmez. Siyah renkte meyveler verir. Karadeniz'de bolca bulunur. Bu bir ağaç. İki kelimeden oluşuyor. Tabii marmelatını ki yapıyorlar bunu. Yapıyorlar. Türküleri var çok meşhur. Kuşburnu. Hayır. Değil mi? Türkülere bile geçmiş. Hatta Cem Yılmaz söyledi. Çok meşhur oldu türkü. Koca yemiş. Kara yemiş. Kara yemiş. Evet. Bu şekilde oldu. Adada yok mu Ebeli Adada? Koca var. Var. Kasım gibi eğer güzel güneş de görürse olur. Güzel. Böyle yeşil yeşil de yaprakları evet, vardır. Evet. Doğru. Buyurun gelsin. Aldatıcı, gerçek dışı, dolaşık söz ve davranışlar. Bu anlamda yine kalıplaşmış bir tabir efendim. Dere tepe gibi bir şey mesela. İki kelime. Söz dizisi. Evet. Aldatıcı, gerçek dışı. Yalan dolan. Tebrik ederim Melek Hanım. İşte geldiniz. Son soruya yarım dakikadan fazlasına sahipsiniz ve 9400 puana ulaşacağız bu soruyla birlikte. Çünkü diyorum ki bence siz yine harf almazsınız. Görelim. Olsa olsa, en fazla, en yüksek ihtimalle anlamlarında bir deyimdir bu. Mesela bir şeyin fiyatı için kullanılabilir. Ne kadardır? Olsa olsa şu kadardır. En yüksek ihtimalle bu kadardır. Mesela birinin yaşı için kullanılır. Ben bir harf alayım. Buyurun. İki kelime unutmayalım. Bir tane daha lütfen. Buyurun. İki kelime. 4 saniye. Bir tane daha. Bir tane daha istedik. İki kelime tekrar ediyorum. Yani olsa olsa 20 yaşındadır. Taş çatlasa. Taş çatlasa 700 puan değerinde. 9000'i aştık. Yapılması gerekeni yaptık. Evet. Vallahi öyle. Arka tarafta rahatça oturun diyemeyeceğim. Kuvvetli rakipleriniz evet. var. Biraz hop oturup hop kalkın. Bir şey olmaz. Ama hak ettiğiniz alkışı alın.